Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Birleşik Arap Emirliği, Türkiye'den sonra en büyük Bayraktar TB2 SİHA filosunu kurmak için harekete geçti. Atlantic Council'de yayımlanan analizde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar olan 120 adet TB2 SİHA istemesinin arka planı mercek altına alındı. Analizdeki görüşe göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türk SİHA'sı almasının 3 sebebinden biri Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj işlevi görüyor olması. Bize silah satmazsanız, onları başka yerden alırız mesajı veriliyor. Türk savunma sanayi, insansız hava aracı teknolojisinde kendi ihtiyacını karşılar hale gelirken bir yandan da bunu ihraç ediyor. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'lerin satıldığı ülke sayısının 24'e yükseldiğini açıklamıştı. Atlantic Council'da yayımlanan analizde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar olan 120 adet TB2 SİHA istemesinin ve hatta bunları üretmek için bir fabrika kurmayı teklif etmesinin arka planı mercek altına alınarak şu ifadeler kullanıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin insansız hava aracı gücü, esas olarak bazı eskiyen Amerika Birleşik Devletleri insansız uçaklarının yanı sıra modern Çin versiyonlarına bağlı. Bu DABİ'nin insansız hava aracı envanteri, MQ-1 Predator'ları, RQ-1 Predator'un ihracat versiyonunu ve Çin Winglong 1 ve Winglong 2 insansız hava araçlarını içeriyor. Bu dronların çoğu istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için tasarlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alınan insansız hava araçları ile ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri, 2 yıl önce üstün MQ-9 Reaper satın almak için talepte bulundu, ancak Washington 2021'de talebini askıya aldı. Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 Reaper'a uygun maliyetli bir alternatif olarak tanıtıldı, performansı mütevazı oldu. Türk TB2 ile karşılaştırıldığında, daha büyük ve daha ağır olmasına rağmen, Çin insansız hava araçları performansı ile ilgili hayal kırıklığına neden oldu. Bu anlamda Türk insansız hava araçlarının satın alınması Birleşik Arap Emirlikleri'nin envanterini çeşitlendirecek ve modernleştirecektir. Ek olarak, Türk insansız savaş hava araçlarının satın alınması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin otonom yetenekler, elektronik harp kapasitesi ve akıllı mühimmatlara yatırım yapma ve geliştirme konusundaki mevcut stratejisine hizmet edecektir. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki büyük gelişmiş tedarikçilerden teknoloji, uzmanlık ve ekipman aramak, Türkiye ile bir çalışma ilişkisi kurmak anlamına gelir. İlk olarak, TB2'nin hibrit savaşın yanı sıra geleneksel olmayan askeri çatışmalardaki performansını dikkate almaya değer. Türk insansız hava araçlarını dünyanın dört bir yanındaki müşteriler için son derece cazip kılan şey, genellikle düşük maliyette yüksek verimli bir askeri sistem olmasıdır. İkincisi, anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj işlevi görüyor. Bize silah satmazsanız, onları başka yerden alırız. Donald Trump yönetimi sırasında Abu Dhabi, Lockheed Martin F-35 savaş uçakları, General Atomics Aeronautical System MQ-9 uzaktan kumandalı uçak ve tahmini değeri olan diğer ekipman ve mühimmatı satın almak istedi. 23 milyar dolar. Trump yönetimi başlangıçta talebi sürdürmeyi kabul etse de, Biden yönetimi daha sonra, 18 adede kadar MQ-9B ve bildirildiğine göre 3 milyar dolar değerinde ilgili ekipman dahil olmak üzere anlaşmayı askıya aldı. Üçüncüsü, Abu Dhabi'nin anlaşması sadece teknik açıdan görülmemeli. 2 milyar dolarlık bir teklif, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile ortak çıkarlar ve tehditler temelinde yükselen savunma sanayisi ile güçlü çalışma ilişkileri oluşturması anlamına geliyor. Ankara ile normalleşme ilişkilerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile ticari bağlarını derinleştirmiştir.
savunma sanayi sektörü, Abu Dhabi'nin savunma ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabileceği ve aynı anda hem iş hem de kar elde edebileceği bir alandır. Nihayetinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, TB2 anlaşmasını yürüttükleri mevcut formülü muhtemelen bir kazan-kazan durumu olarak değerlendiriyor.